Kazmayı iyi sabırsın. O ne beyaz kil çıkıyor. Ya, kil buranın... işte altı harp kil yani bizim topraklarına bırakın. Hakkı bizim gibi... 15 senenin şeyi. Kazmayı tutmasını iyi biliyor. Yani. Evet. Buranın çocuğu. Tamam. Vur. Vur Hakkı. Madeni bu. Hakkı iyi çeşitli şimdi... yani. Burada ordudan takip ediyorum bir adam. Yani. Öyle mi? İnternetten takip ediyoruz yani. Teşekkür ederim. Güzel kardeşim. Hakkı orduda nam salmış yani bu tamam. Özellikle çalışmalarıyla. İşte ben bunu arıyordum. Evet. Komutanım. Tamam. Bu bazık top. Bak. İşte ben jeoloji mühendisiyim. Öyle mi? Evet. Abim Yekta Bey. Tamam. Şimdi... Burası bazık toprak. Onu söyleyeyim. Tamam. Benim toprağım da bazık toprak. Tamam. Onu da söyleyeyim. pH yüksek. Tamam. Kaç sayın abi? 8,5 falan galiba. 8,5. Çok yüksek. Nötr değil yani. En az 7 ve aşağısı olmuş. Yaşın mı sen? 7 ve aşağısı. Yaşın. Fındık zaten. 8,5'tı. Ben en son hatırımda kalan 8 falandı yani. Hmm. Ben ölçtüğümde 7,2 çıktı. Sanki de komutanım, şimdi sizi Olgun Bey olarak tanıyoruz. Ama şimdi ben şimdi söylediğimiz sayın abi mi? Söylediğimiz ya şimdi, aşağıda benim arazim için. Belki burası öyle çıkmış olabilir. Onu bilemiyorum. Komutanım şey neydi isminiz? Yekta Bey. Şimdi işte seninle şu anda canlı canlı tartışabiliriz değil mi bu konuları? Çok fazla tarım bilgisi olan birisi değilim. Tarım değil. Bak jeoloji bilgisi tamam. olan toprağı tanımış olması tamam, lazım. Tamam, doğru tamam. mu? Tamam. Şimdi isabetli oldu. Güzel kardeşim de çiftçilikle uğraşıyorsunuz. Hakkı Bey. Ne kadar güzel. İsabetli oldu bugün. Ben hani gelmişken buraya ben komutanım için bilhassa geldim. Eyvallah. Yorgunum bak. Dün akşam yoldan geldim. Düzce tarafındaydım. Evet. şimdi güzel geldik ya. Buraya. Şimdi bazık dedi Yekta Bey. Gerçekten benim hoşuma gitti. Yani bir şeyler biliyorsak evet. Yolu daha hızlı yürürüz. Şimdi burada şunu anlatacağım Yekta Bey. Yani burada bizim üzerinde durduğumuz nokta işte 10-15 santim organik maddesi yüksek toprağımız var. Ama aşağıda kalsit başlıyor. İşte kalsitlerimiz başlıyor. Kireç taşlarımız kireç başlıyor. Taş. Şimdi veya şey başlıyor. Bak kireç taşı hocam. Hı hı, evet. Şimdi kök aşağıya gidemiyor zaten. Bak zaten şurada şeyde kalmış ki bu ne derler işte kalkite yaslanmış kalmış. Gelmiş şimdi gidemiyor. Ben daha önceden size de söylediğim gibi burada şimdi diğer videolarında bazı topraklarda sanki benim yeri tanımlıyorsunuz diye de ifade etmiştim. Evet. Yani benzer. Şimdi kötü toprak yoktur. Ben her zaman söylerim. Evet. Ama bazılarında işte organik maddesi eksik, bazılarında daha güçlü, bazılarında mineraller yüksek, kendi arasında kutuplaşmalar. Evet. Şimdi burada şunu ben gördüm. Ürünü yıkarken fındıkta yani bitkide bir gelişmemezlik var. Evet. Ve bilhassa Yekta Bey de bilmiyorum katılır mı katılmaz mı bir jeoloji mühendisi olarak. Yekta Bey şimdi bizim de burada hem doğa koşulları toprağımızı yaşlandırdı hem de kendi ellerimizle toprağı yaşlandırdık. Doğru mu hocam? Şimdi ne yapacağız? Biz bir miktar olsun aslında oradan bir torbaya getirsek şu ocağın mesela ben size mesela ocağın ta ki buraya kadar çalışmanızı istiyorum ama ilk önce şuradan başlayalım. Yani ki bizim şimdi kullanacak olduğumuz Leonardit mesela ilk yıl belki %10 fark edeceksiniz. Hı. Ama ikinci, üçüncü yıl çok fark edeceksiniz yani bunu. Bomba gibi patlıyor. Mesela arkadaşlar diyor ya abi diyor ilk yıl diyor, pek hissedemedim ama diyor ikinci, üçüncü yıl mükemmel oldu. Elbette ki şimdi bu ürünün çözümlenip toprağa işlemesi, topraktan kökteki o mikroorganizmalar veyahut mikorize mantarı yani toprakta bulunan o faydalı mantar dediğimiz mikorize mantarı ne yapacak? Kökün kılcal kök uçlarına doğru hücum ettireceğiz. Evet. Bu da süreç alacak. Doğru mudur Yekta Bey? Yani burada şunu söylüyorum. Burada bizim bu örnek çalışmalarımız genelde her yere gidiyoruz. Bugün Ordu'dayız. Ordu neresiydi? Burası Ulubey Güzelyurt Köyü derler. Buraya Güzelyurt Mahallesi olmuş. Ulubey Güzelyurt Mahallesi. Şimdi değerli çiftçi arkadaşlarla gerçekten nerede yapalım bunu? İsterseniz burada yapalım. Şimdi hocam sen şöyle yap bakayım. Şöyle şu arayı böyle güzel güzel döküver. Hadi bakayım. Sen bu işi anlıyorsun. Değil mi? Evet. Elinle. Evet. Evet.
Evet. Yaşa. Ha bunu her tarafa yapmamız lazım. Tabii. Kök çünkü çalışıyor. Evet. Komutan sen bu işi bayağı biliyorsun ha. Vallahi dersimizde iyi çalıştık yani. Gübre de böyle atılıyor. Dersimizde iyi çalıştık ya. Gübre de böyle atılıyor. Şimdi şuraya da atabilirsin komutanım. Bak. Şuraya da atabilir. Çünkü burada köklükler yine orada da var. Çünkü biz fark etmez. Yani böyle dal iz düşümü arkadaşlar. Yani şu dalımızın ne kadar düşüşü varsa bakın. Hı-hı. Evet şöyle hocam. Ve bir de şunu belirteyim komutanım. Sen yap komutanım böyle yap. Erta bunu örnek olarak yapacağız. Evet. Şimdi 5 aylık çiftliğiz yani. Evet. İfade edeyim yani. Evet. Biliyorsun Çanakkale'den beri görüşüyoruz ya. Evet. Şimdi, oraya gideceğim demiştim. Evet. Şimdi arkadaşlar sakın işte biz fındığın kök dibinde kalıyor diye bakmayın. Aslında kök çalışıyor. Hiç farkına varmadınız ama bazı sıkı topraklarda ancak burada öbekleniyor. Bir de şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Komutanım bu çok önemli. Mesela bazı arkadaşlar diyor ya 5 kilo mu atayım, 3 kilo mu atayım, 2 kilo mu atayım. Hocam şimdi jeoloji mühendisi olarak sormak istiyorum Yekta Bey. Bunu şey olarak değil ha yani niye soru soruyorsun falan ve lüksine de değilim. Mesela şu ocağımızı besleyen toprak kütlesi ne kadardır? Ne kadardır hocam? 10 santim. Hayır. Ya kilogram. Evet. Kaç kilo toprak şu ocağı besler? Tonaj olarak. Bilemeyiz. 500 kilo var mıdır? Toplamda 500 kilo civarında. Bir ton, bir ton. 500 de bir ton değil mi? Biz 500 minimum. Peki bunun bu ürünümüzün bu toprağı iyileştirmesi için hocam yüzde en az 10 katkımız olması lazım değil mi? Belki daha fazla. %10. Yani ona göre hesap edelim arkadaşlar. 500 kilo olsa 50 kilo yapar. Ama biz ne yapıyoruz bu ocağı? Tutuyoruz. Ne kadar atıyoruz hocam? Bir avuç. Bir avuç. Veya yani 10 kilo. 10 kilo. Yani bunu normal gübre. Bakın şimdi bu gübre değil. Bu bizim şu toprakta bulunan. Bak şimdi. Adem Bey bakın. 4 tane ocağın ortasını kazdınız. Şu andaki fındık köküne bakın buradaki. Buraya kadar gelmiş kök. Evet bak şimdi. Evet. Yaşa bak şimdi canlı bakın. Örneğe. Bakın hocam. Bakın. Burada dal var mı arkadaşlar? Yok. Ha biz ne yapacağız? Hızlı bitkiye o tarafa doğru gelmiş. Bitkiye çalışmaya. Kalsit. Değil mi hocam? Kalsit. Evet. Kireç taşı. Yani kireç taşı. Evet. Bizim şimdi jeoloji dilinde kireç taşı denen inşaatçılar kalker diyor. Kalker veya kalsit. Çiftçilerde sayı toprak mı? Ya işte kolayımıza ne gelirse buna da kalsiyum karbonattır. Evet. Formülü kalsiyum karbonat. Ama bunu çözemediği için, bu çözülmediği için aslında bitkiye kalsiyumun ihtiyacı var. Ama fazlası zarar. Her şeyin fazlası zarar. Şimdi en DH'ı 6.2 mi en ideali? Şimdi fındık 5.5 ile 6.5 arasında çalışır. Ha. En tamam ideali 6 veya evet. 2. Yani ama asitli sever. Yani asitli toprağı. Evet. Şöyle diyelim. Volkanik kökenli, volkanik orijinli toprak. Kireç oranı yüksek değil mi bizim topraklar? Buranın kireç oranı yüksek. Şimdi genelde Ünye, Ordu birçok yerler var. Evet. Kireç oranımız yüksek. Şimdi kirecin fazla olması, bakın genelde 0 ile 1 parametre arası kireç iyidir. 0 ile 1 yani bitkilerimiz için ama bu 1'in üzerine çıktığı zaman 2, 2.5 gibi gittiği zaman kitler. İyonlaşma yapar. Yani kök uçlarına baktığımız zaman iyonlaşır. Kılcal ve böyle tüycükler vardır. Yani şimdi üstad bilmiyorum burada nasıl çıkartabilirim. Aslında bizim bir çiftçi arkadaşımız yaptı. Mesela şöyle bunların şunlar kılcal baş. Bakın şunlar kılcal şeyler. Şunlar kılcal. Evet. Bir de bunun içinde tüycükler var hocam. Evet. Bak işte şimdi bunun ucunda evet hocam bunun ucunda bir de tüycükler vardı. Bunu mikroskopla baktığımız zaman tüycükler var. Bak hocam burada var. Evet, hatta şurada iyonlaşma da var. Evet, görüyor musun hocam? Evet, beyaz. Evet. Yani bak burada beyaz gördün mü şurayı? Hı-hı. Aynı böyle onlar hep iyonlaştı. Daha belirgin bende aslında ben o fotoğrafı getirmedim yani ama şeyde varsa WhatsApp'ımda varsa onu şey yapacağım. Şimdi burada bu tüycükler bu kılcal kökün ucundaki tüycükler bunu çekecek. Bizim burada uğraştığımız nokta bu. İşte bu yağmur ve kar sularıyla eriyerek Allah'ın izniyle köklerimize doğru hücum ettiği zaman köklerdeki bu manyetik alanda diyelim artık manyetik alan diyelim çok ilginç bir şey var yani bunu hikayemsi anlattığımız zaman daha bambaşka oluyor. Bu bitki buna ulaşmış oluyor işte o da 6 ay mı sürer 3 ay mı sürer işte
12 ay mı sürer? Ne kadar erken kullanırsa o kadar bizim topraklarımız veya ne kadar güçlü kullanırsa. Bakınız. Güçlü derken koşacak. Yo, hem toprağı havalandıracağız. Çünkü toprağı havalandırdınız. Bak şimdi buranın organik maddesi güzel. Hocam. Buranın organik. Evet, ona çok şaşırdım ben ya. Organik maddesi buranın güzel. Bakın şimdi şaşırdım. Ben şimdi bakmadan 10-15 santim toprak var, gerisi altı say. Yani evet. Ama ya isteyecek topraksa ben işlemci toprak bu oda. Şimdi bakın arkadaşlar, buranın organik maddesi orta. Tamam mı? Ne kötü ne çok iyi. Orta. Ama bizim fındığımızı besler. Yıllardan beri toprak havalandırılmadığından da bu çok önemli. Şimdi hocam biliyor zaten benim eksiklerimi de burada tamamlanmasını istiyorum. Burada bunu ne kadar biz havalandırırsak, evet, havadaki azotu kullandırıyoruz. Oksitasyon yaptırıyoruz biz bunu. Mesela sen şu toprağın, dursun toprağın bahçenin kenarında, bir bakarsın ki güneşi, yağmuru gördüğü zaman burası kum gibi olur. Ve buradaki besin kaynakları çözülür. Mesela toprak şimdi çimenle kaplanmış. Toprak havalanamıyor. Bu toprağın sağlıklı bir bitkiyi yetiştirmesi için en azından bak sağlıklı toprakta %25 hava olması lazım. %25 nem olması lazım. %45 mineral olması lazım. %5 de organik madde. Hmm. Hadi 3 ile 4 arası çok idealdir. Bak, 5 demiyorum bak. 2,5 hatta 4 arası. Mükemmel verimini alırsın. Ama bu şimdi 2'nin altına düştükçe, mesela bizim buralarda yine 2'yi buluruz. Ama gelsen İç Anadolu'ya doğru, Güneydoğu Anadolu'ya doğru, Anadolu'muzun çok yeri sıfıra yaklaşmış. Bir de kimyasal kullanarak daha da fazla yoruyoruz. Evet, Yekta Bey. Ben yıllar önce kendi bahçem için İl Tarım Müdürlüğü'ne tahlil yaptırmıştım. Azot, kalsiyum oranı yüksek olduğu için bu topraklarda ben gübre değiştirdim. Normal asidik, volkanik kökenli topraklardan oluşan şeylere kalsiyum amonyum nitratan atılırken ben amonyum sülfat atıyorum. Yani bu bahsede. Asit eksen, evet. Evet. Doğru. Amonyum sülfat, evet, atıyorum. Kısmen bitkiye... Yani birazcık dengeli. Ama esas dengeleyici unsur bu. Yani bunu ben hemen hemen 6-7 yıldır takip ediyorum. Edinemedik. Edinmek istedim, edinemedim. İşin açıkçası. Tamam. Ben yanınızdayım, merak etmeyin. Tamam. Bundan sonra beni şimdi çiftçiler ne diyor biliyor musun? Az önce geri en az 10 tane telefon geldi. Evet, ya doğru, abi evet, diyor. Herkes diyor sıfır diyor ürün alırken ben yine diyor yandı diyor %85 diyor. Hı-hı. Yine şu kadar %30 diyor ürün aldım diyor. Tamam mı? Ben, hocam komutanım dal çalışmaları nazlı, onu söyleyeyim ben sana. Mesela şimdi, 3-4 tane yaprak dibinde ya, bir tane iki tane. Buna güzel bir... Bu bahçeyi ben ilk etapta kurtarmaya çalışıyorum. Kurtarıyorsun. Geçen tamam. Bitik. Tamam. Evet, kurtaracağız hep beraber. Evet. Değerli arkadaşlar, güzel bir çalışma olduğuna inanıyorum. Ansızın oldu. Benim de şimdi değerli dostum hemen telefonu istedi. Hemen bir güzel bir değerlendirme yaptık. Umarım güzel olmuştur. Tabii. Peki. Saygılar, sevgiler.